1900 yılından 6 Şubat depremlerinden bir gün öncesine kadar olan 4'ten büyük deprem sayısı 672. Yine bu bölgede 1900 yılından 6 Şubat tarihine kadar olan deprem toplam sayısına baktığınız zaman bu rakamda yaklaşık 40 bin civarında olduğunu görüyorsunuz. 6 Şubat depremlerinden bugüne kadar geçen sürede sadece bu bölgede 670 tane deprem meydana geldi. Yani 123 yılda olan deprem sayısını 6 Şubat depremlerinden sonra kaydettik. Dolayısıyla ne kadar büyük bir afetle karşı karşıya olduğumuzu da görebiliyorsunuz. Haftalık 4000 deprem sayısı, artçı sayısı bugün geldiğimiz zaman 300-350 civarına düşüyor. Yani günlük 50 civarında bir depremimiz var. Bu depremler yine bir süre daha devam edecek bu bölgedeki sismik aktivite. Bildiğiniz gibi de 48 tane 5 ile 5-9 arasında, 3 tane de 6 ile 6-9 arasında depremimiz var, artçı şokumuz var. Ülkemizde MTA'nın diri fay haritasına göre 500'ün üzerinde diri fay var. 5,5'un üzerinde deprem üretebilecek. Şimdi faylar deprem üretebilecek ama her fay aynı, her uzunluktaki fay aynı sürede mi deprem üretiyor? Önemli bir kriter. Yani bir fayın 7,5'luk deprem üreteceğini söylemek tek başına yani doğru ama tam bir bilgi değil. Ülkemizdeki GPS, yer kabuğu, yer değiştirme hızlarını görüyorsunuz. Bu hızlar her yerde aynı değil, Türkiye'nin her yerinde aynı değil. Yani Ege'ye baktığınız zaman yıllık 3,5-4 santimlik hızlar varken Anadolu plakasına, Anadolu'nun ortalama hızı yıllık 2-2,5 santim. Doğu, Güneydoğu'ya gittiğiniz zaman 5-7 milimetrelik yıllık hızlar veriyor. Her fay aynı hızda enerji biriktirmiyor. Dolayısıyla deprem tekrarlama aralıkları da aynı değil. Yani bir fayın 7,5 büyüklüğünde bir deprem üretebileceğini söylemek o fayın uzunluğuna bakarak doğru olabilir. Ancak son depremden bu yana geçen süre artı o fayın ne hızla enerji biriktiğini bilmek lazım. Eğer o fay 7,5'luk deprem üretebilecek bir fay 1500 yıllık bir süreye ihtiyaç varsa ve en son deprem 1000 yıl önce olduysa önümüzdeki 500 yıl aslında bir süre var o depremin 7,5'luk deprem üretmek için. Dolayısıyla bu bilgileri bu şekilde paylaşmak toplumda doğru yönlendirme anlamına gelir. Kuzey Anadolu fayı Erzincan'dan 1939'da kırılmaya başlayarak depremler batıya doğru göç ediyor. En son biliyorsunuz 1999 yılında 17 Ağustos ve 12 Kasım depremleri var ve bunlar da Hersek Deltası'na kadar kırıldığı bilim insanları tarafından ifade ediliyor ve Marmara Denizi içerisinde bir sismik boşluk var. Bu sismik boşluk yaklaşık 130 kilometrelik bir mesafeden bahsediyoruz. Bir gün kırılacak çünkü oraya enerji dolmaya devam ediyor diyelim. Bu fayın ama tek parçalı mı, üç parçalı mı, iki parçalı mı kırılacağı tabii ki bir soru işareti ama bu coğrafyada 7'nin üstünde bir deprem yaşayacağımız açık. Bununla ilgili çeşitli bilimsel çalışma, çeşitli demeyeyim yüzlerce bilimsel çalışma var, binlerce bilimsel çalışma var ve farklı verilere dayanarak farklı sonuçlar elde edilebiliyor. Dolayısıyla kimi hocamıza göre bu deprem çok yakın, belki 1-2 yıl içinde olacak. Kimine göre işte 30 yıl daha olmayabilir, kimine göre 50 yıl olmayabilir. Ama şunu biliyoruz ki burada bir deprem olacak. Biz daha çok, yani benim hep vermek istediğim mesaj, ne zaman olacağına değil, biz ne kadar hazırız ona bakmamız lazım. Dolayısıyla da bunun çarelerini almamız lazım. Marmara'da da söylenen 250 yıllık periyotlardan bahsediliyor. Artı eksi 25-30 yıl koyan çalışmalar var, bilimsel çalışmalar. Yani baktığınız zaman aslında hani bu Marmara depremi çok 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 uzak bir deprem değil. Hani önümüzde bir 100 yıl daha yok. Belki 10 saniye sonra bu röportajı yaparken böyle bir depremle de karşılaşabiliriz. Belki 20 yıl sonra olabilir. Yani dediğim gibi bunu zamana bağlamanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum ben. Yani bunu bilim insanları, bizler tartışalım. Vatandaş siz olarak lütfen bunu tartışmayın. Yani yarın deprem olacakmış gibi psikolojinizi bozmayın ama olabildiğince hazır olun.